Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere ücretsiz bir VPN kampanyasından bahsetmek istiyorum. Daha önce duyurulardan zaten bunun duyurusunu yapmıştım ama bazı arkadaşlar yapamamış, başarılı olamamış. Onlar için video hazırlayayım. Hem başka insanlara da faydası olur diye düşündüm. Şu anda mesela VPN uygulamasının sitesine girip üye olduğunuz zaman bu virüsten dolayı size 6 aylık bir kampanya şeklinde üyelik veriyor o kampanyayı kullanıp premium özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Ama burada anlatacaklarımı da kullanarak bunu bir sene daha uzatıyorsunuz. Yani bir buçuk seneye çıkarıyorsunuz. Ama belli yöntemler var. Yani birden çok e-mail adresi kullanarak kod alma yöntemi var. Onu da yaptığınız zaman bu süre sürekli bir bir artarak devam ediyor. Yani biz şu anda artı bir yıl olarak alacağız. 6 ay zaten üyeliği açarken vermişti. Bir buçuk. Atıyorum iki tane daha e-mail ile kullandık. Ne oluyor? 3,5 seneye uzamış oluyor. Bunun gibi süreyi arttırabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz işlemlere geçelim, orada da anlatmaya devam edeyim. İlk önce benim aşağıda açıklamalarda verdiğim site linkine tıklıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz direkt olarak buradan da yazıp gidebilirsiniz. Site linkine tıkladıktan sonra birebir aynı sayfa gelecek. Burada zaten Download C4 Mi VPN Now diyor. Ona tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra dikkat ederseniz burada mesela 12 gün zamanı kaldı diyor. Yani 12 gün 14 saat falan zaman kaldı diyor. Bu tabi videonun yayınlandığı tarihte daha da azalacak. Bu süre içerisinde almanız lazım. Ama bu kampanyaların şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu aynı VPN uygulaması neredeyse her sene bir kampanya yapıyor. Bunun süresi değişiyor. 6 ay, 1 sene oluyor. Değişiyor yani ama bu VPN uygulaması sürekli kampanyalar yapıyor. Takip edebilirsiniz. Şimdi buradan tıklamamızı yaptıktan sonra bize şöyle bir ekran geliyor. İsterseniz Facebook, Twitter'da falan paylaşabiliyorsunuz. Biz direkt bunu geçiyoruz. Kullanmıyoruz diyelim. Dedikten sonra burada doldurma ekranımız gelecek. Buralara maillerimizi giriyoruz. Şu ikisine aynı maili giriyorsunuz. Ülkeyi seçin. Bunlar çok önemli değil zaten. Herhangi bir şeyle doldurabilirsiniz. İşte cinsiyetiniz, mesleğiniz, nerede kullanacaksınız falan. Bunları sadece istatistik olarak istiyor. Bunları doldurun. Burada bir onay tiki var arkadaşlar. Ben robot değilim şeklinde bunu da tikliyorsunuz. Daha sonrasında aşağıdaki bölüme tıkladığınız zaman bu sayfayı tamamlamış oluyorsunuz ve size bir kod verecek. Bakın burada hemen kodumuz geldi. Belki bu sayfa sizi biraz bekletebilir. Yani bu kodun geldiği sayfa biraz bekletebilir. Sabırlı olun. Ben bu kodu kullandım. İstiyorsanız siz de deneyin ama ben kullandığım için büyük ihtimalle hata verebilirim olacaktır. Burada alt kısımda ise kullandığınız cihaza göre indirme linklerini görüyorsunuz. Bunlara tıkladığınız zaman direkt olarak exe, dmg dosyası, apk dosyası falan olarak iniyor. Ya da direkt olarak sizi markete yönlendiriyor. Oradan indirmenizi yapabiliyorsunuz. Ama şunu unutmayın. Atıyorum mesela buradan tıkladınız. Android cihazınıza yüklediniz. Orada direkt üyeliğiniz gelmeyecek. Yani bir buçuk sene diyelim burada uzattınız siz üyeliğinizi. O direkt gelmeyecek. Çünkü önce giriş yapmanız gerekiyor. Her cihaza otomatik olarak üyeliğiniz girmiyor. Cihazınıza yükledikten sonra üyeliğinizde giriş yapmanız lazım. Biz şimdi devam edelim. İsterseniz buradan siteye ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz de yazarak. Biz direkt siteyi açalım. VPN'in sayfasına girdiğimiz zaman hemen burada sağ üst tarafta account var arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Ona tıkladıktan sonra eğer üyeliğiniz varsa zaten bilirsiniz ve üyeliğinize giriş yaparsınız. Ama üyeliğiniz yoksa aşağıda kayıt linki var. Ona basıyoruz. Bizi kayıt sayfasına yönlendiriyor. Hani videonun başında demiştim ya ilk üyelik aşamasında zaten size bir 6 ay veriyor. O direkt burada aktif oluyor arkadaşlar. Herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Buraya mailinizi, şifrenizi yazıyorsunuz. Şifrenizi tekrar giriyorsunuz. Sonra işte kayıt ol dediğiniz zaman üyeliğiniz tamamlanmış oluyor. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra hemen sizi otomatik olarak bir sayfaya atıyor. Burada isterseniz sürenizi uzatabiliyorsunuz. Yani burada mesela yeni üyelik satın alabiliyorsunuz. Bizim burayla işimiz yok. Burada en altta bir seçenek var arkadaşlar. Burada kod girme seçeneği var. Burada mesela ön ödemeli kart falan da yazıyor ama ona takılmayın. Biz buraya kod gireceğiz. Hani başta bir kod vardı ya. Şuraya hemen geri gelelim. Bu kodu zaten not almışsınızdır ya da kopyalamışsınızdır. Bu kodu alıyoruz. Hemen bu sayfada bu kod bölümüne de tıklayınca hemen bir yazı sayfası geliyor. Yani yazı yeri geliyor. Bu yazı yerine aynı kodu kopyalıyoruz arkadaşlar. Kodu kopyaladıktan sonra zaten bir yıl daha eklendi olarak göreceksiniz burada. Ben burada kodun sonunu kapattım ama daha sonra kodu aktif ettiğim için ilk baştaki kodun kapatmasını kaldırmıştım. Dediğim gibi o kodu siz de deneyebilirsiniz ama olacağını zannetmiyorum dediğim gibi. Buradan kodu aktif et dediğimiz zaman zaten bizim hesabımıza eklenmiş oluyor. Tekrar mesela MyVPN profil var. Ona girdiğimiz zaman burada süreyi gün olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum bir e-mail daha kullandınız ya da iki e-mail, üç e-mail neyse kod aldınız. Birden çok kodunuz var. Burada manage diyorsunuz arkadaşlar. Girdiğiniz zaman yine şu sayfaya yönlendiriyor size. Bu sayfaya yönlendiriyor. Şurada kod girme sayfasına. Burada yine tekrar kod gir diyorsunuz. Aynı şekilde yeni kodu giriyorsunuz. Buradaki süre tekrar otomatik olarak 365 gün daha uzamış oluyor. İlerleyen zamanlarda bu açığı kapatırlar mı kapatmazlar mı bilmiyorum arkadaşlar ama şu anda işe yarıyor gün sayısı artıyor. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar özellik sayfasına geri döndüm. Burada mesela kullanabildiğiniz cihazlar var Windows, Mac, Android, Kindle, iPhone, iPad, Android TV de yakında diyor. Android TV'de port edilmiş Android kullanan TV Box'larda çalışıyor. Ama Android TVOS kullananlar da hata verebiliyor aklınızda olsun. Yakın zamanda tam desteği geldiği zaman onlarda da kullanabilirsiniz. Zaten uzun bir süre üyelik olacağı için herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Ayrıca arkadaşlar VPN uygulamaları güvenlidir değildir şeklinde sorular yöneltebilirsiniz. Hiçbir VPN uygulaması güvenli olmaz onu baştan söyleyeyim. Log tutmuyorum falan diyenlere kanmayın. Genelde basit işlemler için kullanın. Bankacılık işlemidir, önemli işlemlerdir. Onlarda VPN kullanmanızı tavsiye etmem. Bu tarz VPN'ler çok fazla önemli işlerde kullanmaya gelmez arkadaşlar. O yüzden basit işlemler için bunları kullanın. Diğer işlemlerinizi normal VPN'si şekilde yapmanızda yarar var. En azından ücretsiz VPN'lerle uğraşacağınıza, reklamlar içinde boğuşacağınıza şöyle bir üyelik alırsınız. Onu biraz uzatırsınız, rahat rahat kullanırsınız. Şimdilik benim anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Zaten işlemler çok basit. Takıldığınız bir yer olursa ben yine yardımcı olmaya çalışırım. Ben bu resimleri yine detay olarak ekrana da arka arkaya koyarım. Onlara bakarak yapabilirsiniz. Takıldığınız yerde durdurup tekrar bakabilirsiniz. Ana detaylardan biraz daha bahsedelim isterseniz. Sayfamızda tıklıyorsunuz. işlemleri dolduruyorsunuz. Yani o kutuları dolduruyorsunuz. Daha sonra size bir kod veriyor. O kodu gidiyorsunuz. Kendinize bir üyelik açıp oraya ekliyorsunuz. Daha sonra aldığınız her mailden de bir kod veriyor size. O kodları da ekleyip süreyi uzatabiliyorsunuz. Tüm işlemler bu kadar. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.